İpek. İpek. Ver. Ne oluyor İpek? Neden böylesin? Bir şey mi? Her zaman kendim. Bak, istersen bu sorunu çözebiliriz. Çözecek kim var ki? Hiç kimse bu sorunu çözemez. Bak, psikologlar var, başka şeyler var. Onların benim derdimi nasıl yani? Nasıl benim derdimi anlayabilirler ki? Beni nasıl anlayabilirler? Emin ol, tamamlar. Bak, ben senin için bir tane seans ayırdım bugün için. İstersen ona gidebiliriz. Yani gidelim ama çok işe yarayacağını pek düşünmüyorum. Bence yarayacak. Gir. Hoş geldiniz. Size bahsetmiştim galiba. Kızım. Merhaba, ismini öğrenebilir miyim? İsmim İpek. Benim de ismim Nil. Tanışmam. Bana anlatmak istediğim bir şey varsa anlatabilirsin. İstiyorsan ne çıkabilir? Çıkabilir. Ben kadın olduğum için her şey tarafından eksik kalıyorum. Ama seviyorum. Yani mesela ağzımı açıyorum, bir şey söylüyorum ve mesela sen kadın olduğun için durmadan süslüyorum dedim. Önemli değilmiş gibi söylediklerim, ne kadar önemli olsa da benim için hiç takmıyor. Bunu da bilmiyorum hiç. O zaman şimdi sen de psikolog olarak değil de hani en yakın arkadaşımmış gibi düşün. Bana bir de öyle anlat. Bu sebep takmıyor. Gerçekten beni çok üzüyor. Hani bir kadın erkek ne fark edecek? Cinsiyet ayrımı çok fazla var ya. Ben gerçekten çok üzüyorum. Peki bu dışlanmayı en çok nerede yaşıyorsun? Okulumda. Peki hiç senin dışlayanlarla konuştun mu? Hani sorunlarını hallettin mi? Ben ne kadar konuşmaya çalışsam da onlar beni görmezden geliyor. Peki bu durumları öğretmenin ve ailene paylaştın mı? Annem sadece öğrenmiş için hiç kimse yok. Peki başka olaylar da oluyor mu? Seni üzecek. Yani erkekler mesela erkekleri kızdırıyorum yani kızdırıyorum derken mesela onlar benim kalemi arıyor niye alıyorsun diyorum vuruyorlar falan hani şiddet uyguluyorlar şiddete fazla ve ben bir şey söyleyeyim hemen herkes tarafından ben haksız duruma düşüyorum niye söylüyorsun o şekilde yani herkes tarafından haksız duruma düşüyorum. Yani seni ortamda küçük düşürmeye çalışıyorlar. Evet. Anladım. Başka anlatmak istediğin bir şey var mı? Unuttum. Aklıma geldi. Yani hani eziklenmek artık istemiyorum ben. Hani eziklenince içimi kapanık oluyorum. Hiç kimse artık görmez oldum. Bir erkek kankam vardı. O da artık yok yani. Çünkü bana artık o kadar kaba davranıyor ki. Hani kızım diye sus sen kızım. Ondan sonra etrafındaki insanlar kızsın. Bir şey söylemek istiyorum. Süslüyorlar hemen. Susan kızsın. Durmadan kızdığımı... Yani ben kız olduğum için susmak zorunda değilim. Hatta daha fazla konuşturmam da. Ama kızdığımdan susluyorlar. Şöyle bir şey var, hiç kimse üstün değil. Yani hiç kimsenin bunu yapmaya bir hakkı yok. Ve sen benim gördüğüm kadar ortamlarda ezilme. Hani kendini birazcık daha savun, bir de böyle dene. Öyle konuşalım bir dahakine. Ben size randevu ayarlayayım istiyorsan. Olur. Anneni çağırdın mı? Tamam annem. Çağırdım işte. İrem Hanım. Ben size salı gününe veya çarşamba gününe ne zaman müsaitseniz randevu ayarlayayım. Biz Olur. konuştuk onunla. Hani şimdi ilk günler olduğu için çok üstüne gitmek istemedim. İlerleyen günlerde daha basacağız bu konulara. Daha Evet. üstüne duracağız. Anladım. İyi günler o zaman. İyi günler.